Merhaba Şarpa Blog takipçileri. Bugün Brand Week İstanbul etkinliğindeyiz ve yanımızda yapay zeka alanında Türkiye'de ve dünyada oldukça önemli çalışmalara imza atmış iki değerli bilim insanı. Sayın Profesör Doktor Zehra Çataltepe ve Sayın Doktor Tanju Çataltepe var. Hoş geldiniz öncelikle Şarpa Blog'a. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bize kısaca yolunuzun yapay zeka ile nasıl kesiştiğini anlatabilir misiniz? Ben aslında Bilkent Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Bitirme projemde Go oyunuyla ilgili bir şey yaptım. Ve o zaman insan kadar zeki yapay zeka yapmak hayalleriyle yaşıyordum. Doktoramı yapay zeka üzerine yaptım Caltech'te. Daha sonra yapay zeka konusunda araştırmacı olarak Amerika'da farklı şirketlerde çalıştım. 10 küsur yıldır da İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yapay zeka konusunda dersler veriyorum, tezler yaptırıyorum ve 3 yıldır da Tazi ile ilgili işler yapıyoruz. 2,5 yıldır da Tazi'yi kurduk. Yapay zeka ürünleri üretiyoruz. Dolayısıyla hayatımın aslında çoğunda yapay zeka ile ilgili işler yapmışım diye görüyorum şu anda. Ne güzel, evet. Ne şanslı. Evet. Ben elektrik mühendisiyim aslında. MIT'de lisansımı yaparken daha ziyade sinyal işleme, özellikle görüntü işleme üzerine çalışmıştım. Sonra doktoramı yaparken daha genelde sinyal işleme üzerine çalışıp ve uzun müddet Amerika'da Bell Labs'da araştırmacı olarak çalıştım. Tabii telekom dünyası çok verimli oldu. Bunlarla ilgili çeşitli teknolojilerin kullanıldığı bir ortam. Ama yapay zeka direkt o sıralarda hayatımda yoktu. Bilim kurgu merakım haricinde. Sonra Zehra ile tanıştıktan sonra tabii doğrudan benim de hayatıma girmiş oldu. Ve daha sonra gördüm ki benim endüstride yaptığım işleri ve akademide Zehra'ların yaptıkları şeyler arasında bir şey açılıyor, boşluk açılıyor. Yani biraz geriden geliyoruz ve bazı problemler veya akademide yapılan şeyler aslında endüstrideki bazı problemlerden uzaklaşıyor. Biz de biraz da bu motivasyonla hani bu bilgileri bir araya getirerek insanların problemlerini da en hızlı, en efektif şekilde çözecek yapay zeka çözümlerini nasıl hazırlarız diye Tazi'yi kurduk. Ve şimdi de yani çok heyecanlı bir maceranın herhalde ilk evresini tamamladık diyebilirim ve çok keyifli oldu. Yani Tazi'deki yapay zeka aslında Tanju'nun ve benim işte tecrübelerimizden, onun endüstri tecrübesi, benim akademik ve endüstri tecrübemden gördüğümüz yapay zeka projeleri oluyordu hep. Yani işte bir proje yapılıyor, sonra o proje bittiği zaman aslında o yapılan işten faydalanılması o kadar mümkün olmuyordu. Çünkü yapay zeka sistemlerinin aslında çalışıyor olması için hem sürekli öğrenmesi gerekiyor hem de o gelen sonuçların bir takım sistemler tarafından değerlendiriliyor ve bir takım kararlar alınıyor olması lazım ki o sistem çalışsın, işe yarasın ve sistem üzerine çalışan insanlar çalışmaya devam etsinler. Dolayısıyla biz Tazi'de sürekli öğrenen yapay öğrenme algoritmaları üzerine ürünler oluşturduk. Gördüğümüz başka bir eksiklik de yapay zekanın insanlar tarafından anlaşılmıyor olduğu zaman insanların ona güvenmediği ve işlerine karıştırmak istemedikleriydi. Öte yandan da kural tabanlı çok sistemler var hayatımızda girmiş olan işte ve insanların onlarla hareket etmekten rahat ettikleri. Dolayısıyla yapay zekanın alan uzmanı tarafından anlaşılabilir bir yapay zeka olmasına gayret ediyoruz. Bizim çok karmaşık algoritmalarımız var ama o algoritmaların insanın gördüğü kısmı anlaşılabilir bir yapay zeka. Ve yapay zekanın içindeki şu neural network'ün bu ağırlığı bu diye değil de ben şu girdiler karşısında bu hareketi aldım. Sence ne doğru söyledim mi diye yapay zeka insana soruyor ve insan da bunu görüp evet doğru söylemişsin, yok hayır yanlış söylemişsin deyip düzeltebiliyor. Bunların hani bu söylediğim şeylerin hepsi aslında sen sürekli öğrenen insana kendini anlatabilen ve insanın insandan gelen bilgiyle de öğrenebilen yapay zeka aslında 3 tane çok önemli teknolojik yapıyı gerektiriyor. Tazi'nin altyapısında biz o yapıları kurduk. Bu konuyu da daha detaylı birkaç sorum olacak bununla ilgili. Önce aslında böyle çok genel bir giriş yapmak istiyorum ben. Bugün yapay zekanın bugün geldiği noktayı düşündüğümüzde 5 yıl, 10 yıl, belki 20 yıl sonra
Yapay zeka hayatlarımızda hangi alanlara dokunacak? Yani bizim için, sokaktaki insan için yapay zeka çok daha anlaşılır olacak. Ve hangi alanlarda etkin olacak yapay zeka? Yani benim aklıma gelen tabii şey, burada hani elinizde çekiç varsa her şey çivi olur ya. Yani ikimiz de belki farklı şeyler düşünüyor olabiliriz Tanju'yla ama ben finans sistemlerinde çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü yapay zekanın kullanılabiliyor olması için verinin toplanıyor olması lazım. Yani hani verinin en çok toplandığı yer neresiyse orada yapay zeka çok etkin olacak. Dolayısıyla ödeme sistemlerinde yapay zeka çok önemli bir yer alacak diye düşünüyorum. Finansın her alanında, işte bankacılıkta, işte sigorta şirketlerinde çok önemli olacak. Çünkü sigorta şirketlerinin başarısı riski tahmin etmeyle ilgili olacak. Eğitimde çok önemli olacak. Çünkü insanlar gittikçe çok daha az zamanda çok büyük şeyleri öğrenmek hevesinde ve isteğindeler. Dolayısıyla insanların istediği, insanların ihtiyacı olan içerikleri ona öğretecek yapay zeka sistemleri eğitimde olacak diye düşünüyorum. Yani Telekom'da zaten orada çok büyük veri var ve çok hızlı akan veri var. Kullanıyoruz da orada. Yani dolayısıyla aslında belki her yerde olacak. Yani nasıl ki motorlar, yine motor ben bir örnek olarak veriyorum. Hani, yani hayatımızın her yerinde bir motor, bir dişli var ve biz onların varlığından haberdar bile değiliz. Bir şekilde girmişler hayatımıza ve sürekli olarak çalışıyorlar. Yapay zeka da bence belki 5 sene sonra olmaz ama 10 sene sonra birçok yerde yani kapsüller halinde bir yerlerde çalışıyor olacak. Ve biz farkında bile olmayacağız. Biz farkında olmayacağız diye düşünüyorum. Aslında yani belli bir noktaya geldikten sonra anlamamıza gerek kalmıyor. Zehra'nın motor örneğinde olduğu gibi çoğumuz yani motorla nasıl çalıştığını bilmiyoruz ama kullanmakta da çekinmiyoruz. Çünkü artık belli bir güven tesisi oldu. Yapay zekanın uygulamalarında da belli bir noktadan sonra bu olacak. Ama bazı noktalar var ki onlar halen enteresan sonuçlar doğurabilecek. Yani benim gördüğüm yapay zekanın gittiği şeylerden birisi, normalde beyaz yakaların yaptığı bir takım işler yapay zeka araçlarıyla yapılmaya başlanacak. Yani bunun arasında muhasebe de olabilir ama diğer taraftan hukuk konusunda. Mesela hali hazırda Amerika'daki büyük hukuk bürolarında giriş seviyesindeki avukatların yaptığı işte kontratları değerlendirme, ilk okumaları yapma işlerini şimdi yapay zekalı programlarına yaptırmaya başlıyorlar. Daha sonra belki kontratı onlar yazacak ve ileride bizim şu anda birçok internet sitesine giriyorsunuz. Biz karşısında işte ismi, bir insan ismi olan "Hay ben Mary'yim, size yardım edebilirim" diye bir şey çıkıyor. Ama onun arkasında bir şey var. Basit bir yapay zeka şeyi var. Bu belki daha artacak. Hani böyle daha değişik interaksiyonlarımızın olduğu bir döneme gireceğiz. Ama belki en faydalı tarafı şey olabilir. Eğitim alanında bu kişiye ve çocuğa özelleştirilmiş eğitim oluşturabilmek. Bu hakikaten çünkü çok kaynak var. Ama diyelim ki şu anda internette çok kaynak var ama kaynakların çoğu İngilizce biliyorsanız var. Ama gerçekten şu andaki bu tercüme teknolojileri mesela daha da sofistike hale geldiği zaman belki Türkiye'de işte ne bileyim Nepal'de vesaire oturan bir çocuk için de her kaynak onun anlayacağı dilden ve ona özel şekilde sunulabilecek ve bunun yaratacağı etki hakikaten çok tahmin edilemeyecek kadar önemli olabilir. Orada çok özür dilerim. Hani belki şeyi de sormak lazım. Yapay zeka nerelerde kullanılacak? Ama yapay zekanın kullanıldığı yerlerde elde edilen gelirleri kim paylaşacak, nasıl paylaşacak? Yapay zekanın masrafını kim karşılayacak gibi şeylerin de düşünmesi gerekecek diye düşünüyorum. Yani hani birilerinin faydasına olacak. En sonunda yapay zekayı kullanmayla ilgili hani datası olan, makine gücü olan ve yapay zeka bilgisi olan insanlar yapay zekadan faydalanıyor olacaklar. Bu faydalanılan kesim çok küçük bir kesim olursa nasıl olacak? Toplumun diğer kesimleri nasıl etkilenecek diye düşünmek lazım. Hani orada aslında sosyologların yapması gereken çok iş var. Ama her tarafı etkileyecek bence. Etkileyecek. Peki bir sonraki sorumuz aslında sizin de değindiğiniz ve
pek öngörülebilir sonuçları da olmayan daha silik bir alana ilişkin. Sizce sosyal ikilemlerin çözümünde ve toplumsal yaşamı iyileştirmede yapay zekadan nasıl faydalanabiliriz? Buraya hızlıca bir yan soru eklemek istiyorum. Yapay zekanın insan davranışlarını mimiklediği bir düzlemde doğru, yanlış, iyi, kötü gibi etik kavramlar nasıl tanımlanabilir? Yani bu çok zor bir soru önce. Yani Tanju sosyal olarak benden daha iyidir. O yüzden ben çok güzel bir şey söyleyeyim. Ondan sonra sen yani sosyal bilim alanında benden çok daha şey bildiği için söylüyorum. Önce etik konusunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve işte İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nde ben hocayım aynı zamanda. Ve biz öğrencilerimize etikle ilgili hem öğrencilik hayatlarına başlarken hem de bitirirken dersler veriyoruz ve etik davranışın ne olduğunu tanımlamaya çalışıyoruz. Neyin etik olduğu sorusu aslında çok zor bir soru. Çünkü yani neyin etik olduğunu aslında siz kendi gördüğünüz şeylere göre karar veriyorsunuz. Ve belki işte atom bombasının düğmesine basan adam onun etik olmadığını düşünmüyordu belki de. Yani dolayısıyla yani yapay zeka etikle ilgili yani yapay zekanın olduğu yerlerdeki etik soruların neler olacağını düşünmeden önce belki yapay zekanın nerelerde kullanacağıyla ilgili çerçeveleri çizmek, ondan sonra arkasından da buraya ben bir insan koysaydım ne yapardı? İnsan çok hızlı karar verseydi ne yapardı? İnsanın çok çok fazla gücü olsaydı ne yapardı gibi senaryoları düşünüp ondan sonra yapay zekanın etik olarak ne yapması gerektiğine karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani orada epeyce bir iş olduğunu düşünüyorum. Ama yani böyle kompleks bir alana girince hani öngörülmeyen senaryolar mutlaka olacak. Yani insanlarla interaksiyonumuzda da oluyor. Yani ummadığımız bir hareket oluyor. Hiç kanunlarda, kitaplarda yazmayan bir hareket yapıyor birisi. Bu bazen hani vergi kaçırmayla ilgili ve bu loophole denip okey bununla ilgili yeni kural yazılıyor. Bazen gerçekten suç diye tanımlanmış bir şey olabiliyor. Ama ne oluyor? Sonunda biz biliyoruz. Karşımızda bir insan var. Bu insanın umuyoruz ki içinde vicdani muhasebe yapan bir mekanizma var. Bu doğru veya yanlış çalışıyor. Bir şekilde hani bir iletişim kuruyoruz. Yapay zekalı bir sistem bir hareket yaptığında, diyelim ki borsada bir hareket yaptı veya otonom araba gitti, bir trafik ikileminde bir karar verdi. Bunun neticesinde bir kaza oldu. Yani her türlü kaza olacaktı. Kazalardan birini seçti ki tipik hani insanların da karşılaştığı bir senaryo. Burada neyi yapacağız? Nasıl sorumlu tutacağız? Kimi tutacağız? Bunlar aslında hani Zerhan dediği gibi şu anda insanların düşünmesi, insanlardan da kastım ben değişik disiplinlerdeki insanların düşünmesi gereken konu. Özellikle şimdi yapay öğrenme çeşidindeki yapay zeka ürünleri öyle başta olduğundan orada çok bileşen var. Algoritmayı tasarlayanlar var, veriyi temin edenler var, eğitim sürecini kontrol edenler var. Sonunda verilen karardan kim sorumlu? Yani tabii ki oradaki bir silikon yığınının sorumlu demek pek akla yakın gelmiyor. Ama diyelim ki bir otonom araba geldi İstanbul'da bir şoför kullanıyor ve İstanbul'daki şoförden öğreniyor. Belirli bir üslup edindi. Sonra bu arabayı biz ihraç ettik. Gitti Kaliforniya'da yola çıktı. Ve şimdi yani orada yaya geçinden yaya geçerken kenarından dönmeye çalıştı. Ne olacak o zaman? Yani sorumlu kim orada? Arabayı yapan mı? Algoritmayı yapan mı? Yoksa o eğitimi veren şoför mü? Yani buradaki bunları çözümlemek İlk bakışta kolay değil ki her zaman böyle katı sınırlar da olmayacak. Bu da aslında bir bakıma evet yapay zeka bazı işleri yok ediyor olabilir ama belli ki avukatlara falan bayağı iş çıkarabilecek yani onu da düşünmek lazım. Hem iş çıkaracak hem de yardımcı olacak evet. Aslında. Evet. Bir de şey düşünmek lazım aslında mesela yazılım sistemlerini test eden insanlar çok iyi bilir. Orada eksponansiyel bir uzay var yani çok basit bir yazılım sisteminde bile hani her aşamada 10'ar tane karar verebiliyorsanız 10 aşamalık bir sistemin her şeyini test etmeniz mümkün değil zaten. Dolayısıyla yapay zeka içeren sistemlerin test senaryolarının çok iyi yazılması gerekecek ve test senaryolarında görülmemiş olan durumlar olduğu zaman onları yakalamayla ilgili ne tür bir anomali tanıma sistemi ya da işte bir yani karar verme mekanizması kullanılacağının tanımlanması gerekecek ki yani şeyi kabul etmemiz gerekiyor bence.
Yani nasıl ki bir insan Tanju dediği gibi hani beklenmedik şeyler yapabiliyor, yapay zeka da yapabilir. Çünkü orada hani küçük bir kutunun içine düşün demiyoruz zaten yapay zekaya. Sen çok güçlü ol, çok data veriyorum sana, çok iyi kararlar al diyoruz. O zaman çok iyi kararların arasında bizim hani işimize gelmeyen kararlar da olabilecek. O zaman onlarla ilgili mekanizmaları da iyi kurmamız gerekiyor. Yani evet. Alanın çerçevesini çok iyi çizmemiz gerekiyor. Etik kurallarını da iyi belirlemek gerekiyor. Aynen. Peki bu sosyal ikilemler konusunda aslında bu alandaki problemleri anlamaya yönelik Google DeepMind tarafından gerçekleştirilen bir çalışma var. Multi-Agent Reinforcement Learning in Sequential Social Dilemmas. Bu çalışma belki de işte bir önceki sorumuzda bir cevap denemesi de diyebiliriz sanırım, çok da yanlış olmaz. Bu çalışma ile ilgili fikirleriniz nelerdir? Önce ben robotikçi değilim. Hani özellikle yani reinforcement learning konusunda İTÜ'de çalışan çok değerli arkadaşlarım var. Hani onlarla konuşmak daha da iyi olur bu konuyu. Yani o çalışmayla ilgili benim düşüncelerim multi-agent öğrenme sistemlerinde aslında gibi düşünün, minik minik yapay zekalar var ve bunlar hem çevreyle iletişimlerini sürdürerek en iyi kararları almaya çalışıyorlar ama aynı zamanda da etraflarındaki diğer agentların, diğer yapay zekaların ne öğrendiğini alıp onlardan da öğrenerek çok daha iyi optimum noktalara ulaşmaya çalışıyorlar. Öyle sistemlerde yani etikle birleştirmeye çalışırsak öyle sistemlerde olacağını düşünüyorum. Yani normalde biz insanlar olarak da aslında milyonlarca insanı bir ülkeye koymuşsanız o milyonlarca insan bir sürü aksiyonlar alıyorlar. Bazıları etik oluyor, bazıları olmuyor. Ama bu hayatlarını sürdürmeleri sırasında ziyaret ettikleri durumlar, hani bir optimizasyondaki uzaydaki nokta olarak düşünürsek, ziyaret edebildikleri noktalar ya da alabildikleri farklı aksiyonlar sayısı limitli. Ama kendi başına öğrenen ve birbirinden de öğrenen ve birçok veri kaynaklarından da beslenen sistemlerde ziyaret edilebilecek ve edilebilecek hem durumların sayısı hem de oraları ziyaret etme hızı çok muazzam olacak. Dolayısıyla oralarda beklenmedik şeylerin karşımıza çıkması çok çok daha muhtemel. Yani normalde insanlarla olan şeylerde insanın bir hızı var. Yani insan şu kadar koşabiliyor, bu kadar hızlı düşünebiliyor, o kadar hızlı söyleyebiliyor. Ama yapay zekada bu hızlar mikrosaniye seviyelerinde ilerlediği için çok hızlı bir sürü şey olabilecek. O zaman yine geliyoruz. Yani çerçeveyi nasıl çizeceğiz ki? Biz neyin etik olduğuna karar vereceğiz. Ama burada yine geliyor. Hani etik, neyin etik olduğuna karar veren kişiler gücü elinde tutan insanlar oluyor genellikle. Yani birisi demişti, işte insan hakları yasaları aslında bir joke, şaka demişti. Yani hani yani sonunda o etik kuralların kime göre yazılacağı ve kime nasıl uygulanacağı çok önemli. Yani dünyada da aslında yapay zeka olmadan da şu anda birçok etik kural bir sürü insana uygulanıyor ve bir sürü insana uygulanmıyor. Yani yapay zeka olunca da çok farklı bir şey olmayacak aslında. Peki bu bahsettiğiniz mikrosaniyelere insanın adapte olması ne kadar mümkün? Bence hani Elon Musk'ın dediği gibi diyeceğiz ki benimin yarı tarafına biraz çip taktırayım da öyle idare edeyim falan diyeceğiz. Belki de yaptıracağız çünkü herkes yaptıracak. Bir bilim kurgu hikayesi okumuştum orada fark ediliyor. İnsanların gözleri visual processing ile ilgili çok fazla beyin hücresi kullandıklarını keşfediyor insanlar. Ondan sonra diyorlar ki biz onları kullanmazsak, o beyin hücrelerini başka şeyler için kullanırsak muazzam zekalı oluyoruz. O zaman herkes gözlerini çıkarttırıyor ve başka mekanizmalarla görme işlerini yapıyor ki beyin hücrelerini kullanabilsin. Yani böyle hani böyle bilim kurgu hikayeleri de var. Ama yani insanın böyle şeyleri yakalaması, biz böyle insan olduğumuz sürece çok zor. Elon Musk belki yakalayabilir. Ama bence yine geliyor, sistem dizaynına geliyor. Sistemlerin öyle dizayn edilmesi lazım ki ben minik minik şeylerin ne olduğunu bilemeyebilirim ama onların kümülatif olarak nasıl çalıştıkları hakkında bir takım verilere her zaman sahip olabilirim ve onların anormal olmasıyla ilgili bir takım kurallar koyabilirim ve o kuralların bazısı mikrosaniyede de çalışabilir kurallar olabilir. Aslında bu senaryoyla halihazırda birkaç defa ciddi şekilde karşılaşıldı. Bu
borsada hani frequent trading yapan sistemler epeydir var. 1980'lerden itibaren gelişmişti. Bunlar bilgisayar programları otomatik al-sat kararları veriyorlar. Ve bunlar çok tabii ki hızlandıkça mikrosaniyeler mertebesinde kararları veriyorlar, uyguluyorlar. Ama önce bunu yapanlar büyük bir avantaj sağladı. Ama sonra başka yatırım firmaları da yapınca aynen değişik şeyler, bilgisayar programları birbirlerine karşı alışveriş yapıyor hale geldi. Ve oradaki frekans tabii ki insanların fark edemeyeceği, yani kontrol edemeyeceği hızla oluştu. Bunun ilk neticesi 1980'lerin orta sonlarına doğru zaten bir piyasa kraşı olmuştu. Sırf bu sebepten dolayı. O zaman çünkü normalde insanlar yaptığı zaman işler kötü bir yöne doğru gidiyorsa borsa yetkilileri müdahale edip hani durduruyorlar işlemleri vesaire. Burada onu yapmaya fırsat olmadan dibe vurdu her şey. O zaman ne oldu? Bu sefer bu programlara hani Asimov'un robot kuralları gibi piyasanın robot kuralları diye kurallar getirildi. Belli bir hızın altına çıkamıyorlar, belli bir şeyde duruyorlar falan. Bunlara uymazlarsa piyasadan atılıyorlar falan. Ama bu sefer ne oldu? Hani 2008 krizinin de bileşenlerinden birinin yine bu tip otomatik karar veren mekanizmalar olduğu düşünülüyor. Hani insanların kara gözlülüğü ve hırsı önemli bir komponent ama bir takım veriler üzerinde kararları vermelerini sağlayan sistemlerdeki bir takım mekanizmalardan dolayı da her şey yanlış yöne gittikçe yanlış yöne gitmeye devam etti. Hani bunlar halihazırda bazı alanlarda yaşayıp tecrübe ettiğimiz ve öğrenecek dersleri yani belki alıp başka alanlara da taşımamız gerekti. Evet, piyasada bu durumla karşılaştık. O zaman diyelim ki otonom arabada da ne yapacağımızı düşünmek için bize bir temel oluşturuyor. Evet, bol tartışmalı ve pek çok açıdan değerlendirilmesi gereken bir konu aslında. Biraz da kurucuları olduğunuz Tazi AI'dan konuşalım istiyorum. Aslında söyleşimizin girişinde siz biraz değinmiştiniz. Ben otomatik modda hemen böyle şeyler. Belli bir tezi anlatayım size lütfen. Zorla anlatayım moduna giriyorum. Ama heyecan. Neler yaptığınızı anlatmıştınız biraz. Tazi neyi amaçlıyor ve yakın gelecekte hangi personalara ne gibi faydalar sunacak? Çok iyi bir soru. Tazi girişte söyledim, aşağı yukarı 2,5 seneyi biraz geçti. İTÜ Teknokent'te kuruldu. Tazi'nin amacı yapay zeka ürünleri üretmekti ama burada özellikle devamlı öğrenen insanlar, veriyle birlikte insan konu alanı uzmanlardan da öğrenebilen ve sonuçlarını açıklayabilen, böylelikle kullanımı konu uzmanları tarafından kolay olan ürünler çıkarmak üzere. Bu prensipleri, yani ne yapacaksak ürettiğimiz ürünler bunları gerçekleştirsin istedik. Bunun üzerine bir mimari kurduk. Bunun üzerine geliştirmelerimizi yaptık. Bütün algoritmalarımızı kendimiz yazdık ki mümkün olunca ölçeklenebilir ve verimli olsun, az kaynak tüketsin, konuya odaklı olsun. Ayrıca kendi kendine denetleyip devamlı optimize eden bir sistem kurduk. Ki biz bunu 2,5 sene önce yola çıktığımızı ortaya koymuştuk. İşte bir iki ay önce Google'da AutoML diye benzer bir şeyi, projenin duyurusunu yaptı. Yani epeyce kendimizi iyi hissettik bir anlamda. Çünkü biz bu yolda doğru noktadaydık daha önceden. Ürünlerimizde iki tane ürün çıkardık bu arada. Birisi Tazi Hunt. O anomali veya az görülen olayları hem tespit hem tahmin ediyor. Bir de TaziWise, o da öneri sistemi. Bunları çeşitli alanlarda uyguluyoruz ama özellikle finans sektörü çok ilgiliyor. Çünkü bir verinin çok olduğu bir sektör. Veriyle iş yapmanın direkt faydalarının görüldüğü, hem negatif senaryoları engelleme, hani sahtekarlık gibi, hem pozitif senaryoları yaratmak, doğru ürünle, doğru risk hesaplarıyla müşterilere gitmek gibi. Diğer yandan yine verisi çok olan telekom sektörü gibi ama diğer taraftan da çok enteresan bazı uygulamalarımız var. Mesela insan kaynakları alanında doğru kişiye doğru işi önermek. Böylelikle onun ilgisini çekecek veya onun yetkinliklerine uygun eldeki açık iş senaryolarından hangilerini önermek gibi uygulamamız var. Aslında şey yapmak lazım, hani biz Tazi olarak bir startup'ız. Startup'ın da
bir kazanç sağlıyor olması lazım. Dolayısıyla Tanju'nun dediği gibi farklı alanlarda farklı müşterilerle çalıştık aslında ve hala çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle ana hedefimiz yapay öğrenmenin sizin ilk başta söylediğiniz gibi insanların etkileşebileceği kadar basit bir şey haline gelmesini sağlamak oldu. Bunu yaptıktan sonra da anomali tanıma ya da işte anomali tanıma illa kötü anomaliler değil, farklı olan şeyleri tanıma alanında Tazihant'ı geliştirdik ve Tazihant'la Tanju'nun söylediği işte finans, sigorta, telekom ve insan kaynakları sektörlerindeki müşterilerimizle beraber çalışıyoruz. Ama bu şeyleri biz tek başımıza yapmıyoruz. Oradaki beraber çalıştığımız çok güzel insanlar var. Yani o insanların hepsi hem datalarını biliyorlar, hem burada bir iş problemimiz var. Biz bir şeyi daha az kaybedebiliriz, daha fazla kazanabiliriz eğer yapay öğrenmeyi kullanırsak inanmış insanlar. Hem de bizimle sürekli olarak çalışmak için zaman ayıran insanlar. Dolayısıyla o şekilde olan, yani datası o şekilde olan sektörlerde çalışıyoruz. Ama özellikle finansta çalışıyoruz şu anda. Çünkü finans bütün bunların arasında en çok datası olan ve en çok problemi olan sektörlerden bir tanesi. Peki, son bir soruyla bu keyifli söyleşiyi bitirelim. Tasarım, yazılım ve teknoloji alanında fark yaratmayı hedefleyen genç profesyonellere bugün geleceğe sizin durduğunuz yerden baktığınızda sadece tek bir şey önermenizi istesek bu ne olurdu? Refik Anadolu takip edin derdim. Digilog'da çok güzel konuşmacılar vardı. Birkaç hafta önce oradaydım. Yine Zorlu'da olan bir, Zorlu Performans Merkezi'nde olan bir eventti. O kadar böyle Türkiye'den gelmiş ve yabancı insanlar da vardı ama Türkiye'den işte çıkmış o kadar iyi tasarımcılar vardı ki ve onlar yapay zekayı kullanıyorlardı. Yapay zekayı sanat için, insanı daha iyi anlamak için, kendilerini daha iyi anlamak için kullanıyorlardı. Ve hayran oldum ben onlara. Refik Anadolu bu isimlerden bir tanesi. Ama böyle başka birçok isimler var. Dolayısıyla o insanları takip etmelerini ve kendilerinin bir şeyi yapmalarını tavsiye ederim. Yani hani okumak değil, küçük bir şey yapmak, ondan sonra arkasından bir şey daha yapmak. Yani bu işlerin hepsi hani elinizi kirletmezseniz öğreneceğiniz şeyler değiller. Dolayısıyla ufak bir şey yapmak. Bir de birileriyle beraber çalışmak gerekiyor. Yani bu işlerde ben tek başıma şunu yapayım diyerek hiçbir şeye gidemiyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Yani bir hakikaten bir şeye girip doğrudan yapmak basit de olsa bir problem. Böylelikle daha iyi anlıyorsunuz. Ama mutlaka özellikle farklı alanlarda olan insanlarla birlikte çalışarak olayı daha geniş perspektiften görmek. Çünkü bu hızlı değişen şeyde yani artık eskisi gibi ben şu şirkete girdim, şu kariyere başladım. 20 sene sonra, 30 sene sonra buradan emekli olacağım diye bir şey olmuyor. Çünkü çok şey değişiyor ve sizin çabuk adapte olabilmeniz gerekiyor. Onun için de radarları açık tutmak, başka alanlarda insanlar nereye yapıyor, onlarla birlikte ne yapabilirsiniz, birlikte ne değerler yaratabilirsiniz. Bu illa parasal değer olmayabilir ama bu hani elinizi taşın altına sokmak ve multidisipliner çalışmak çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.